Bahçeli Millet İttifakı'na katılmak için yola çıktı. Hayırlı olsun. Yanlış söylemiyorum. Millet İttifakı'na. CHP ile İYİ Partili ittifaka yani. Nasıl? Yine olacakları benden dinleyin. Bahçeli CHP'li o malum Ekmelettin'le başlattığı ittifakı terk ederken tek hesabı vardı. Hesabına göre MHP tabanı AKP tabanına daha yakındı. AKP eridiğine göre, eriyeceğini görüyordu o zaman, AKP'ye yakın durmalı, tabanını kazanmalıydı. AKP gidince muhafazakar taban MHP'yi deneyecekti. Ekmelettin ittifakının başarısızlığında görmüştü ki MHP tabanının önemli bölümü gidip Erdoğan'a oy vermişti. Yine tekrarlayacağım. Lafta ulusalcılar ve lafta Atatürkçüler yine çok kızacak ama tekrarlayacağım. Ekmelettin operasyonu Kılıçdaroğlu'nun MHP'yi yanında tutma operasyonuydu. Olmadı. Zayıf bir adaydı Ekmelettin Bey. O kadar. Hakkında çıkarılan gürültüler fasa fiso. Şimdi gelinen noktada Bahçeli'nin hesabı tutmadı. MHP'den İYİ Parti çıktı. Kentli modern ülkücü taban İYİ Parti'ye gitti. İYİ Parti'de kentli vatandaş tabanında daha çok ortak paydasının olduğu CHP'nin yanında. Ve ortaya şöyle bir tablo çıkmaya başladı. AKP ile koalisyon Bahçeli'nin sandığı gibi MHP'nin yararına değil zararına olmaya başladı. Tüm anketlere ve en son Metropol'in anketine baktığımızda görüyoruz ki AKP %10 eridiyse MHP %40-50 erimiş halde. Sandığı gibi AKP tabanı MHP'ye kaymıyor. O iş yaramıyor. Oysa Bahçeli AKP'ye muhalifken MHP yükseliyordu. Bahçeli Erdoğan'ın yanına giderken tek ideolojik hedefi ise gerçekleşti. AKP'yi Kürtlerden uzaklaştırdı. HDP'den uzaklaştırdı. Güneydoğu'daki AKP'ye oy veren dindar kesimden uzaklaştırdı. O kesim şu anda hızla Babacan'a, Davutoğlu'na kaymakta. Özellikle de Babacan'a. Bahçeli'nin elinde HDP muhalifiyle oynamaktan başka koz kalmadı. HDP kapansın demeye başladı. Şimdi de MHP olarak kapatılması için başvuruda bulunacaklarını resmen açıkladı. Haftalar önce analizlerimde söylemiştim. Oluyor yani. Ne dersem çıkıyor. O yüzden beni şimdi yine dikkatlice dinleyin derim. MHP'nin HDP'nin kapatılması için başvurması Erdoğan'a atılmış bir goldür. Çünkü Erdoğan Bahçeli'nin çağrılarına rağmen kontrolündeki yargıyı harekete geçirmedi. HDP kapatılırsa tüm oylar CHP'li Millet İttifakı'na kayar diye Bahçeli'yi oyalamaya çalıştı. Ama artık Bahçeli durmuyor. Diyebilirsiniz ki HDP kapatılır da tüm milletvekillikleri düşerse HDP'siz bir ara seçim olur. Mecliste anayasayı değiştirecek güce kavuşuruz diye düşünüyorlardır. Ya da HDP'siz mecliste anayasa değişikliğini halk oylamasına götürecek bir sayı yakalarız diye düşünüyorlardır. HDP'nin kapatılmasını sağladığı için MHP'yi şahlandıracağını da düşünüyor Bahçeli. Erdoğan da bu işe sen de katıl, bak belki bundan sen de karlı çıkarsın ha zorluyor. MHP'yi eriten AKP'yi de eritmek istiyor aslında, intikam almak istiyor. Daha önce Akşener'i yuvaya çağırmıştı yani MHP'ye, şimdi sürpriz bir şekilde İYİ Parti'ye AKP'siz bir üçüncü ittifak önerirse de şaşırmam. Böyle bir ittifakın altından halıyı çekeceği Erdoğan'dan oy koparacağına da inanıyor olmalı. AKP'yi açalım Kürtler şu bu konusunda engelleyen Bahçeli'nin şimdi Millet İttifakı'na yaklaşarak orayı da kontrol altına almayı deneyebileceğini de düşünebiliriz. Çünkü kafayı takmış bir kere HDP'nin ve oylarının kimseye yar olmasını istemiyor. Ve Millet İttifakı'nın 2023'te HDP'ye oy veren vatandaşların da ama öyle ama böyle oy desteğiyle bangır bangır iktidara koştuğunu da görüyor. HDP'nin oylarının oraya kayacağını da görüyor. Böylece Erdoğan bitecek ama yeni geleni de kontrolü almak lazım. Acele o tarafta olması lazım. Bekleyin. CHP haksız yere sık sık bağıra çağıra HDP, PKK vesaire vesaire konularında eleştiriyor ya Bahçeli. Demek ki şimdi oraya yanaşacak. Erdoğan'ı da öyle yapmamış mıydı? Hadi gözümüz aydın. Millet İttifakı'na Bahçeli de katılıyor. Ya direkt olarak ya da en kötü olasılıkla Erdoğan'a HDP'nin kapatılmasıyla son bıçağı saplayarak. Bahçeli'nin artık her yolu Millet İttifakı'yla ittifaka çıkıyor.